Çocukla görüşmüş. Bakın hayatınızda belki de siz de ilk defa duyacaksınız. Dört şeyden dolayı evlenilir. Bir kadının tercihi dört madde olur diyor Peygamberimiz. Evvela okumuş olduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu çok mühim uyarısıyla başlayalım. Ben bir babayım. Çocuğumun yani rızkını kazanıyorum. Daha neye karışacağım ki? Yani tamam gidiyorum çalışıyorum akşama kadar para getiriyorum. Soğukta değiller, açıkta değiller, aç değiller, sıkıntı değiller. Daha ne ki? Değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bizim ailemizde, çoluk çocuğumuzda mesul olduğumuzu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Ve buyuruyor ki küllüküm ra'in. Hepiniz kelime manası çoban demek ama burada çoban kastedilmiyor. Ra'in yani mesuliyetli kişi, görevlendirilmiş kişisiniz. Hepiniz ve küllüküm mesulün an rayyeti Hepiniz mesuliyetiniz altındaki insanlardan yani sorumluluğunuz altındaki insanlardan mesulsünüz diyor peygamberimiz. Ve devam ediyor. Anlamadık ya Resulullah. Peygamberimiz daha izah ediyor. Erracülü adam ra'in fi ehli beytihi ailesinde mesuldür. Yani bir adam baba olarak ailesi dediği ehli beyti dediği kim? Hanımı, çocukları bunlarda mesuldür. Bunların sorumluluğu, mesuliyeti o adamdadır. Ve mesulün an ehrayetihi Yarın ailenin, çoluğunun, çocuğunun, hanımının hesabı sana sorulacak. Bir adam baştan daha yani daha baştan biz olayı kaybediyoruz. Nasıl kaybediyoruz? Evlenirken bizim kriterlerimiz der ya kriterlerimiz var değil mi? Biz neye bakıyoruz? Eğer kız babasıysak veya kız ise o zengin bir koca. Ev, anahtar, araba, biraz daha böyle normal bir aile. İşte sigortalı bir işi var mı bilmem ne falan bunlar. Peki namazını soran var mı? Yok. Daha evlilik müessesesi kurulurken yanlış kuruluyor. Yanlış bir sistem üzere kuruluyor. Daha buradan başlıyor. Yani hepiniz ailenizde mesulsünüz derken aileyi kurarken bile mesulsünüz. Yani bugün mesela diyelim ki bir dükkan düşünelim veya herhangi bir firmanın bayiliğini alacaksınız market olarak veyahut da Felancı lokantanın bayiliğini. Adam sana diyor ki kardeşim bu dükkanı kurarken diyor şu şu şartlarda olacak. Mesela 500 metreden aşağı ben şube vermem. İşte şöyle olacak, böyle olacak, yükseklik şu olacak bir sürü şartlar var. E sen bir yuva kuruyorsun, aile kuruyorsun. Dünyanı ve ahiretini mamur edecek veya berbat edecek bir müessese kuruyorsun. Burada bir kriter, bir şart olmalı. Bu sadece evle, arabayla veyahut da maaşla sınırlı olmamalı yani. Peki nasıl olmalı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak İslam'da, Kur'an'da her şeyin ölçüsü var. Efendimiz sallallahu aleyhi, ailenin nasıl kurulacağını da bildiriyor. kahul mer'atü li erba'in. Kadın dört şeyden dolayı evlenilir. Bir kadının tercihi dört madde olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi Birincisi limalihi. Limaliha malından dolayı evlenir. Bir kadının malı için evlenilir. Zengindir. Hani derler ya zengin bir yere kafa kattık mı tamam hani. Bir kayınpeder bulduk mu tamam. Hele bir de bir evin bir kızıysa ee tamam işte. O zaman kaymak üzerine bal dök yani öyle. Niye? tek varissin. Oh bütün mal da sana kalacak falan. İlâ ahirihi limaliha. İkincisi veli cemaliha. Güzelliği için evlenilir bir kadın. Güzeldir. Onun malını falan gözün görmez de güzelliğine kendini kaptırmışındır. Bundan dolayı evlenilir. Üçüncüsü veli nesebiha. Soyu, sopu, ailesi için evlenilir. Yani ya malı, güzelliği çok ön plan değil ama ben şu sülaleden bir, o sülaleden bir kız alayım da onların bir eniştesi olayım da hani ya en azından oradan malı götürelim diye düşünülebilir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonuncusu da veli diniha. Evet. Bir de kimisi de evlenirken dini ön planda tutar. Dört şeyden dolayı ta o zaman bile 1400 seneden beri devam eden bir şey. Bugün gerçekten öyle bakıyorsunuz. Kimisi gelin seçerken, damat seçerken bu noktalara değiniyor. Peki bakın işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizin için en güzel örnek Resulullah'tır. Resulullah'tan daha güzel bir örnek yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi nedir? فَذْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ Sen dini sahibi olan, dini bütün olan, din sahibi olanı seç. تَرِبَتْ يَدَاكَ Ellerin kurur diyor. Yani zarar edersin. Niye? Mal gidebilir. Mal gider elden gider. Güzellik gider. Nesep bir işe yaramayabilir. Ama din olduğu zaman, ahlak güzelliği olduğu zaman o zaman son nefesine kadar hiçbir sıkıntı yaşamaz. Çoluk çocuğun da onu yetiştirsin. Onun için mesuliyet daha buradan başlıyor. Bugün bakıyorsunuz toplumda öyle şeyler var ki gerçekten insan çok üzülüyor. Okumuş, meddesede kız mesela çarşaf giymiş falan. Sıf dairesi var diye, malı mülkü var diye, biraz zengin diye okumuş kızı mesela diyelim bir talebeyi, hocayı götürüyorlar. Hiç bu işte de anlamayan, din bilmez, irfan bilmez, namaz bilmez, abdest bilmez insanlarla evlendiriyorlar. Sonra bakıyorsun namaz gidiyor, abdest gidiyor, din elden gidiyor. Böyle olduktan sonra namaz gittikten sonra, tesettür gittikten sonra dünya senin olsa ne olur ki yani? Ölmeyecek misin? Yani zengin olduğun zaman ölmeyecek misin? Allah'ın huzuruna gitmeyecek misin yani? Onun için mesuliyet daha buradan başlıyor. Mesuliyet ister biz evlenelim, ister çoluk çocuğumuzu evlendirelim. Bu şekilde başlıyor. Her zaman anlatıyorum düğün sohbetlerinde. Bir hoca kardeşimiz vardı, hanım kardeşimiz. Çok takdir ettiğim bir şey. Çocukla görüşmüş. Bakın hayatınızda belki de siz de ilk defa duyacaksınız. Çocuğa görüşüyor. Hani ilk defa görüşüyorlar ya böyle hani ya. Burada normal ne soruyorlar? En başta işi var. Daha azından işin var mı sorusunu geçmeden kızla görüşemezsin bile şu anda yani. Hani bakın bu hanım kardeşimiz, hoca kardeşimiz. Çocuğa diyor ki namaz kılıyor musun demiyor. Ne diyor? Beş vakit namazı camiye gidiyor musun diyor. Cemaat ehli misin diyor. Çocuk şaşırıyor. Bu nasıl soru diyor ya. Ben bekliyordum ki hani işim var mı, sigortan nasıl falan, maaşın ne kadar. Benim için de maaş, para, pul hiçbirisi önemli değil. Tabii ki onlar olacak. Bu da yanlış anlaşılmasın şimdi yani. Bu da şu demek değil. Bazen de sohbet esnasında böyle anlatınca tek diyor ki hoca para lazım değil mi? Siz şahı falan falan. Yani var ya. tabii ki lazım canım. Ama yani evvel birinci madde nedir? İşe giriyorsunuz. Adam arıyor. Hocam buyurun. Bizim patron cuma namazına izin vermiyor. Ne yapacağız? Peki ben adama diyorum ki ben de sana bir soru sorayım. Sen bana sordun ben de sana sorayım. Sen bu iş yerine girerken cuma namazını ben kesin kılarım, namazlarımı kılarım dedin mi? Ya e hocam onu sormayı unuttum. Neyi sordun? Maaşı sordun, mesaiyi sordun. Çocuk parası var mı, bilmem ne var mı, hafta sonu, hafta içi, ikramiye var mı, mesailer, akşamlar, sabah hepsini sordun. E namaz, namaz hiç gündemde yok. Ondan sonra da hocam bizim patron cumaya izin vermiyor. Sen sormadın ki. Birinci madde bu olacak. Girerken ben selamün ben beş vakit namazımı kılan birisiyim. Cuma namazımı kılan birisiyim. Bu izin var mı yok mu? Bir kere oradan başlayalım. Selamünaleyküm dedikten sonra. Hani ya, görüşme oluyor iş görüşmesi. Müslüman buradan başlayacak görüşmeye. Namazıma izin veriyor musun? Tamam hepsinde anlaşırız. Tabii ki adam meslek sahibi ise veyahut da bir kalite varsa veyahut da bir kendini ezdirmesin maddi olarak da o ayrı mesele. Ama evvela bunu soracak. Cuma namazı ben camiye giderim. Belki normal namazda da cemaate izin vermese belki bir şey diyemez ama çünkü adam şimdi her zaman da cemaatte belki göndermeyebilir. Ona bir şey demez ama ben namazımı kılarım. Bunu diyeceksin. Ben cema cumama giderim. Bunu söyle. Ben orucumu tutarım. Kesinlikle. Yani patron sana daha kırmızı çizgi, mavi çizgi, yeşil çizgi çizmeden sen daha bütün işçiler böyle dese ne olur? Hangi firma olursa olsun bütün işçiler böyle dese ne olur? Korona da dünyalık için, hastalık için, ölmemek için, hasta olmamak için, nefes almak için bütün her taraf kapandı mı? Kapandı. Her taraf kapandı. Dünya kapandı ya. Dünya için dünya kapandı. Dünya. Her taraf kapandı. Allah için 5 dakika namazını camiye, dükkanına kapatamayacak mısın? Bütün herkes bu şuurda olsa patronlar da izin verir, devlet de izin verir, millet de izin verir yani. Onun için evlilikte kriter bu olacak. Anne baba, abla, teyze kim kızı görmeye gidiyorsa evvela kızın tesettürüne bakacak. Ondan sonra namazına bakacak, abdesine bakacak. Böyle. Bu şekilde mi değil mi? E böyle olmayan bir yerde he Efendim ya fiziki güzellik, e gidecek fiziki güzellik, malla bakıyor Gidecek. Yani biz, özür dilerim ama bilezik pazarlığı yapana kadar, eşya pazarlığı yapana kadar Onun yarısı değil, onun binde biri kadar bile din pazarlığı yapmıyoruz. Hoca kızın sorduğu gibi Hoca hanımın Beş vakit namazınızı kılıyor musun diye sormuyor ha, diyor ki camide cemaatle kılıyor musun? Diyor. Onun için Bir aile buradan başlıyor Ondan sonra da yuva böyle kurulduktan sonra Allah rızası için Allah Allah'ın emirlerine uygun bir şekilde nikah, düğün yapıldıktan sonra da artık mesuliyet başlıyor. ''Küllüküm ra'in'' Evlenenler, evlenecek olanlar, herkesin bu hadis-i şerifi e, tabiri caizse kulağına küpe yapması lazımdır. Hepiniz m sorumlusunuz. ''Ve küllüküm mesulün an rayiyetihi. Hepiniz mesuliyetiniz altındaki, sorumluluğunuz altındaki kişilerden Hesaba çekileceksiniz, sorulacaksınız. Yarın size hanımınız sorulacak. Muhtat bir şekilde rızıklarını, nafakalarını temin ettiysen tamam. Eğer hiç nafaka vermiyorsan o da sorulacak. Ama normal bir şekilde nafakalarını kazanırsan tamam. Ama yarın, yani bu tesettürü için niye baştan müzaade etmedi? Ama sen şimdi baştan efendim her şeye taviz verirsen öyle oluyor. Daha sonra çoluk çocuktan hesaba çekilecek. Allah'ın bu mesuliyetin şuurunda olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Allahümme salli Şimdi... ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin